Arkadaşlar merhabalar. Belirli integralin özellikleriyle devam ediyoruz. Gayet kolay özellikler aslında bunlar. Çok da ahım şahım özellikler değil. O yüzden soru çözmeye devam ediyoruz gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Şimdi a'dan a'ya eksi x sıfıra eşittir. Yani aslında söylemeye bile gerek yok ama zaten burada bulduğumuz integralden bir daha aynı şeyi çıkaracağımız için iki kere dolayısıyla sıfır olacak tabii ki. Sonra A'dan B'ye fx dx ile B'den A'ya fx dx'in işaretleri birbirinin tam tersidir. A'dan B'ye fx dx eksi B'den A'ya fx dx'e eşit arkadaşlar. Sınırları değiştirirsek işaret de değişiyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakalım şimdi. A eşittir bir için burası da birdir. Burası da 1'dir. 1'den 1'e bir şeyin integrali 0 olacağı için... 0 eşittir b artı 4. Ne olduğuna bakmaksızın integral 0'dır. Çünkü b böylece eksi 4 olur. Böyle basit bir soru a'dan a'ya integralle ilgili. Gelelim buraya. a'dan b'ye fx dx ile b'den a'ya fx dx integralleri... ...birbirinin ters işaretlisi olduğu için birbirini götürür. Bundan dolayı bunun cevabı da 0'dır arkadaşlar. Sınırların tam yer değiştirdiğine dikkat edin lütfen. Şimdi gelelim buraya. İntegralde yaptığımız iş aslında. Eğer sınırlar aynıysa integralleri parçalayabilirsiniz. Yine katsayıyı her zaman dışarı atabilirsiniz ki onda hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum zaten. Bakın şimdi bize eksi 2'den 2'ye fx dx 12 vermiş. O zaman ben şunu söylerim bak bunu ayır hiç integral ile çözmeden bu şekilde. Sonra öbür taraftan da eksi 2, 2, 11 dx de. Bir kere fx dx zaten bize 12 verilmiş ya burası o zaman 36. Hiç düşünmeye gerek yok fx dx olduğu için. 11'in integrali nedir? 11 x'tir. 2'den eksi 2'ye yaz yerine 2 yazdım 22. Eksi 2 yazdım eksi 22. Burası 44 oldu. Bir de tabii önünde eksi vardı unutmayalım. 36 eksi 44'ten cevap eksi 8 geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eksi 2'den 3'e 4 fx dx 7 olduğuna göre 3'ten eksi 2'ye 8 fx dx nedir demiş. Tamam. Şimdi bir kere şuna dikkat edelim. Eksi 2'den 3'e bunu şöyle düzeltirsem 3'ten eksi 2'ye 4 fx dx yaparsam bu eksi 7'ye eşit olur. Bir de buna benzetmek için 2 ile çarparsam her iki tarafı eksi 14 olur. Alın size Cevap bakın integral yapmadan gayet kolay bir şekilde bulduk. İşaret değişecek çünkü sınırlar değişti. Bir de 2 ile çarpacağız. Böylece eksi 14'tür. Tam istediğimiz cevap. Bakalım diğeri neymiş? Şöyle alayım bir pardon. Evet. Eğer arkadaşlar a küçüktür b küçüktür c olmak üzere A'dan C'ye bir integral verildiğinde bazen biz bunu A'dan B'ye ve B'den C'ye diye ayırabiliriz. Örnek göstereyim ben size ne demek olduğunu. 1'den 4'e fx dx'i bazen istersek şöyle yazabiliriz. Diyelim 1'den 3'e fx dx artı 3'den 4'e fx dx. Ya da soru verecek bize. Diyecek ki 0'dan 1'e fx dx artı 1'den 5'e fx dx artı 5'ten 9'a fx dx. Sen bunu direkt tek çatı altında birleştirip 0'dan 9'a fx dx diyebileceksin. Bu şekilde birleştirmeler yapabildiğimiz gibi ayırmalar da yapacağız. Örnek 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 5'e. Sayılar illa sıralı olacak diye bir şey yok. Yani 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten de 4'e değil. Arada boşluk olabilir sorun değil. Yeter ki birinin bittiğinden diğeri başlasın bakın gördünüz mü? 3 bitti, 3 ile başladı. 2 bitti, 2 ile başladı. O zaman takip ediyorlar birilerini, birbirlerini. 1, 2, 2'den 3'e, 3'den sonra yine 3, sonra 5. O zaman artık sen bunu tek çatı altında birleştirip şöyle yazabilirsin bak. 2x artı 1 dx. Dediğim gibi sayı sıralaması olması önemli değil. Yeter ki küçükten bir olsun ve de yeter ki birinin bittiğinde diğeri aynı sayıyla başlasın. Böylece 1'den 5'e 2x artı 1 dx'in integrali x kare artı x'tir bunun integrali tabii ki 1'den 5'e 25 artı 5 arada bir eksi 1 artı 1 30 eksi 2'den cevap 28 geldi burada bence normal dümdüz yapalım soruyu kuralla alakalı ama ben güzelce yapacağım şimdi size 1'den 3'e integral ne? X, x küp eksi x, x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4, x'in integrali x kare bölü 2, en dışta 2 dursun. Ne vereceğiz? 3, 1. O zaman bu ne olur? 3 verdiğim zaman 81 bölü 4, eksi 9 bölü 2, eksi, şimdi artık 1 veriyoruz, parantezi kapatalım. 1 bölü 4, eksi 1 bölü 2. Bunun önünde bir tane 2 var. Dolayısıyla 81 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarsa, ne yapar? 20. 80 bölü 4'ten. 9 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 yapar. O da eksi 4 yapar. 20 eksi 4'ten 16. 32 geldi. İlk kısmın cevabı. Şimdi şu kısma bakalım. 1'den 4'e 2x küp dx. X üzeri 4 bölü 4 e integrali bir de 2 var. 4 koydum, 1 koydum. 4 üzeri 4 4 üzeri 3, 64 yapar orası. Evet 64 yapar. 2 en dışta dursun. Eksi 1 koyarsak, zaten 1 bölü 4 gördüğünüz gibi. O zaman buradan da 2 ile çarparsak 128 eksi 1 bölü 2 yapıyor. Valla burada inşallah işlem hatası yapmamışımdır arkadaşlar. Yani yaptıysam da kusura bakmayın bir daha kontrol etmek istemiyorum burada şimdi çözümü. Buna göre o zaman 128 1 bölü 2 arada eksi var. Eksi 96 artı 1 bölü 2 olacak. O da eksi 95 buçuk yapar. Yani bu cevaptan çok emin olamadım ama türev almalarım doğru olduğu için sayıları inşallah yanlış yazmamışımdır. Ona göre idare edin bu soruda. Şimdi integral 0'dan 8'e 2fx dx 6 olduğuna göre o zaman bir kere şu 2'yi hemen sadeleştir burayı 3 yap. Şimdi burada 0'dan 6'ya verilmiş 4'ten 8'e verilmiş 6'dan da 4'e verilmiş. Bir kere şurada dikkatli olmamız lazım. Dikkat ederseniz 0'dan 6'ya var, 6'dan 4'e var ama küçükten büyüğe gitmesi lazım. Yani A küçüktür, B küçüktür, C olması lazım. O yüzden direkt buraya 0'dan 4'e integral demek hatalı olur. Biz bunu şöyle düzeltelim. Şöyle ben şunu ayırsam. 0'dan 4'e fx dx artı 4'ten 6'ya fx dx desem. Sonra bakın şu 4'ten 8'e ya hemen 4'ten 8'e fx dx buna eklenir. Burası ne olur? 0'dan 8'e fx dx olur. Doğru mu? Sonra ne kısmı kaldı? 4'ten 6'ya. Şey 6'dan 4'e pardon. Böyle fx dx. Bunları da toplamam lazım ama zaten 4'ten 6'ya ile 6'dan 4'e birbirinin ters işaretlisi. O zaman aslında bunlar birbirini götürür. Böylece soruda 0'dan 8'e f(x) dx kalır. Onda bana ne vermişti? 3. Cevabımız 3 geldi bakın bu şekilde kuralı uygulayarak yapmış olduk. Gelelim özel tanımlı fonksiyonların integraline. Çok basittir. Yapacağınız iş şu. Aralıklara dikkat ederek hangi aralıkta hangi fonksiyonu kullanmamız gerekiyorsa onu kullanacağız. Mesela 0'dan 7'ye f(x) dx integrali nedir diyor ya x küçüktür 2 için bunu kullanacaksam o zaman şöyle yapıyorum bakın. Sıfırdan 2'ye x dx diyorum. Artı 2 ile 4 arasında x eksi 2'ymiş. O zaman 2 ile 4 arasında x eksi 2 dx. Artı 4'ten büyük sayılar için de 3'ü kullanabiliyormuşum. 3 dx. İşte bu şekilde hangi aralıkta ne varsa onu kullanacağız. Böylece x kare bölü 2 sıfırdan 2'ye. Artı x kare bölü 2 eksi 2x 2'den 4'e artı 3x 4'ten 7'ye integral. Yerine yazalım. 4 bölü 2 2 0 yazınca zaten 0 oldu burası. E, 4 yazarsak 16 bölü 2 8 8 eksi 4 8 eksi 8 0 geldi 4 koyunca sonra 2'nin karesi 4 4 bölü 2 2 2 kere 2 4 eksi 2 bir de önünde eksi 2 var tamam. Artı 7 koyduk 21. 4 koyduk 12. Böylece 21 eksi 12 9. 9 2 daha 11. 2 daha 13 olması lazım sorunun cevabı. Evet. Şimdi burada ne demiş? x kare eksi 4 x artı 4 dx integrali. Bakın bu birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı haliyle x eksi 2'nin karesinin kare kökü. Şimdi burada bunu direkt götürüp sakın x eksi 2 demeyin. Sadece integrali has değil. A karenin kare kökü arkadaşlar mutlaka a'ya eşittir. A'nın değerine göre dışarı a veya eksi a diye çıkar. O yüzden burada mutlak x eksi 2 diyeceğiz. Aman ona lütfen dikkat edin. A karenin kare kökü her zaman mutlak a olur. Sayının değerine göre dışarı çıkar. Dolayısıyla bu böyle şimdi. E içeriği sıfır yapan değer ne? 2. 2'den büyük değerler için olduğu gibi çıkar. 2'den küçük değerler için eksiyle çarpılarak çıkar. O zaman bak dikkat et. Sıfırdan 2'ye bu 2 eksi x diye çıkar. dx var tabii. Artı 2'den 3'e olduğu gibi çıkar. Böylece x eksi 2 dx olur. Yani limitte, türevde, integralde nasıl ki dışarıya nasıl çıktığına bakıyoruz. Aynen integralde de bu şekilde söyleyeceğiz. Buranın türevi, pardon, integrali 2x eksi x kare bölü 2, 2'den 0'a 2 koyarsak 4, e, burası da 2, 2 geldi buranın integrali. Artı x kare bölü 2 eksi 2x 3 2, 3 koyarsak 9 bölü 2 eksi 4'ten 1 bölü 2 yapar. Sonra 2 koyarsak 2 4 2 2 eksi 2 yapar artı 2 yaptı. O zaman bunun cevabı da 4 buçuk geldi. 9 bölü 2 oldu. Bakın şimdi mutlak değer içinde x kare eksi 2 x eksi 3 çarpanların ayır. Çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olan x sayını eksi 3 ve 1. O zaman mutlak x eksi, eksi 3 çarpı mutlak x artı 1 diye parantezli değil. Bakın mutlak olduğu için böyle ayrı ayrı düşüneceğiz şimdi bunu. Dolayısıyla... Hemen burada dx artık neye bakacağız? Eşitsizlik tablosu yaparsanız daha güzel görürsünüz. Eksi 1, 3 köklerimiz artı eksi artı başlangıcın karesi şey x karesi artı olduğu için. O zaman eksi 1 ile 3 aralığında negatif. Eksi sonsuzdan eksi 1'e olduğu gibi 3'ten sonsuz olduğu gibi. Demek ki eksi 1 ile 3 aralığında bu eksi ile çarpılarak çıkar burası. Eksi x kare artı 2x artı 3 olur. 3'ten 4'e de ne olacak arkadaşlar? Olduğu gibi yani x kare eksi 2x artı 3 dx olur. Şu dx'i yine burada unutmayayım. Artık integral alacağız. Bundan sonrası işlem sadece. Eksi x küp bölü 3 artı x kare artı 3x eksi 1'den 3'e sonra 3'ten 4'e x küp bölü 3 eksi x kare artı pardon eksiymiş o. Eksi 3x 3'ten 4'e. Şimdi bunun integralini ben hesaplayayım hemen yazayım sizi bekletmeyeyim. Bundan sonra işlem olduğu için bırakıyorum burada. Muhtemelen eğer yanlış yapmadıysam cevap 9 gelmiş olması lazım arkadaşlar. Şu integrali yaptıktan sonra zaten sadece yerine sayıları koyacağız. Şimdi bakın fx vermiş fx 2 sormuş dikkat ederseniz ne yapacağız? Sorulanı verilene benzeteceğim. O yüzden x eksi 2'ye u diyorum hemen. Böylece dx eşittir du oldu. Sınırlarımızda 1 verdiğimizde u ne geliyor bak? Eksi 1. 4 verdiğimizde u ne geliyor? 2. O zaman integral eksi 1'den 2'ye f u du. Yani u dediğimiz artık şuna döndürebiliriz. İntegral eksi birden ikiye fx dx. U'lar burada da u, burada da uysa önemi kalmıyor harfin değiştirebilirsiniz. Eksi birden ikiye o zaman eksi ile bir aralığında bunu kullanacakmışız. Eksi birden bire x artı iki bölü üç dx artı integral eksi bir değil artık pardon artı birden de ikiye kadar 2x eksi 1'i kullanacakmışız. dx şeklinde yazıyorum. O zaman yapalım işlemimizi. x artı 2 bölü 3. Burada e, bunun integralini aldığımız zaman bir kere şöyle ayırayım. x bölü 3 artı 2 bölü 3 diye. x bölü 3'ün integrali ne yapar? x kare bölü 2. Bir de bölü 3 var. x kare bölü 6. 2 bölü 3'ün integrali 2x bölü 3. 1 eksi 1'den 1'e. Sonra... Ee, burası 1'di. Şunu bir düzeltelim. x kare eksi x 1'den 2'ye. Artık 1 koyarsak 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 artı pardon eksi 2 bölü 3 artı 2 eksi işte 4 eksi 2 Eksi 1 eksi 1. Böylece ne geliyor buradan? 1 bölü 6'lar birbirini götürdü. 2 bölü 3'ler birbirini götürmüş oldu. Bundan sonra 4 eksi 2. 2 bölü 3'ler birbirini götürmedi pardon. 2 bölü 3, 2 bölü 3 daha şurası 4 bölü 3 geldi. 4 eksi 2 burası zaten 0 olduğundan 2. O zaman 4 bölü 3, 2, 3 kere 2, 6, 10 bölü 3 oldu bu sorunun da cevabı. Yani işlem kısımları inşallah işlem hatası yapmıyoruzdur arkadaşlar. Fonksiyonun integralini nasıl aldığına dikkat edin de bazen zaten herkesi katı hata olursa söylüyorsunuz yorumlarda. Şimdi sıfırdan 6'ya f 2x 4 dx de 10'a eşit olduğuna göre a kaçtır? Yine verilen böyle sorulan böyle. Hemen 2x eksi 4'e u diyeceksiniz. Bunun türevi 2 olduğu için 2dx eşittir du yapar. dx buradan du bölü 2 gelir. Sonra x'e 0 verdiğinizde u ne geliyor? 0 eksi 4'ten eksi 4. x'e burada sorulana göre 6 verdiğinizde 2 kere 6 12. 12 eksi 4'ten de 12. u buradan 12 oldu. Demek ki eksi 4'ten 12'ye f u dx gördüğüm yere du bölü 2 yazdığım için o 1 bölü 2'ye en dışı atayım. Buna dikkat edin. dx gördüğümüz yere du bölü 2 yazdığımız o yüzden dışarıda 1 bölü 2 duracak. Şimdi o zaman eksi 4'ten 12'ye arkadaşlar. Eksi 4'ten küçük değerler için bunu kullanıyormuşuz. O zaman 1 bölü 2 en dışarıda duruyor. Eksi 4'ten eksi 2'ye 4 dx artı eksi 2 ile 2 arasında eksi 2 ile 2 arasında x dx artı 2'den büyük değerler için de 2'den ta ki nereye kadar? 12'ye kadar a dx integralimiz. O zaman yapalım şimdi. 4'ün integrali nedir? 1 bölü 2 en dışarıda duruyor. 4'ün integrali tabii ki 4x'tir. Sınırlarımız eksi 4'ten eksi 2'ye. Artı x'in integrali nedir? x kare bölü 2. Sınırlar 2'den eksi 2'ye. Sonra A'nın integrali A'yı sabit sayı olarak düşünün. Dolayısıyla A'nın integrali tabii ki AX olur arkadaşlar. 12, 2. Böylece eksi 2 yazarsak ne olur? Ee, eksi 8. Arada bir eksi var. Eksi 4 yazacağım. Eksi 16. Sonra 2'nin karesi 4, 2. Eksi yine 2. Artı 12a eksi 2a. Böylece 2 eksi 2 birbirini götürdü. 16 eksi 8 8 oldu. 1 bölü 2 yaparsak en dışta bakın 1 bölü 2 var. 8 1 bölü 2 4. Sonra 10a 2'ye böldük. 5a eşittir 10. Buradan da eksi 6 eşittir 5a oldu. a eksi 6 bölü 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Integral sıfırdan 2'ye x kare eksi 3 x artı 2 bölü mutlak içinde x eksi 1 çarpanlarına ayrılıyor. Gördüğünüz gibi konular ilerledikçe eski konuları gayet aktif bir şekilde kullanıyoruz. Burada da çarpanları nasıl bulun? x eksi 2 ve x eksi 1 doğru mu? Aşağıda da mutlak x eksi 1 var. Ne yapacağız? Bakın şimdi x büyüktür 1 için burası olduğu gibi çıktığı için sadeleşiyor integral 0'dan 1'e x eksi 2 dx'e dönüşüyor. Sonra x küçüktür 1 için x eksi 2 eksi ile çarptığımız için 1 eksi x aşağısı pardon yukarısı aynı orası mutlak değer değil affedersiniz. x eksi 1 aşağısı 1 eksi x oluyor eksi ile çarpınca gidiyor. O zaman orası da artı 1'den 2'ye eksi x... Artı 2 oldu çünkü burası eksi 1 bir, bir de çarpıyoruz. Eksi x artı 2. Dx oldu gördüğünüz gibi. Bundan sonra artık integral kolay. Sadece çarpanları, pardon çarpanları diyorum. İntegral dışına nasıl çıkacak onu görmeniz yeterli. x sıfırdan 1'e artı eksi x kare bölü 2 iki, birden 2'ye. Arada da artı 2x var. Cevabını hemen yazayım ben. Bekletmeyeyim size. Cevabı da 4 olması lazım. fx artı 1 biçiminde tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre 4, 2, f üstü 2x eksi 1 dx integralinin değerini bulunuz demiş. Burada aslında işimiz biraz daha rahat arkadaşlar. Şimdi f'in türevi 2x eksi 1 dx aslında u dersek böyle. Hadi bu soruya dememize o kadar gerek yok ama bence pratik yapacak olanlar olacaktır. Ben Yapamayacak olanlar için 2x eksi 1'e u diyeyim. Böylece 2dx eşittir du olur. İntegral x'e 2 verdiğim için 2 kere 2 4, 4 eksi 1 3. x'e 4 verince 4 kere 2 8, 8 eksi 1'den 7. f üstü u dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım için en dışarıya alıyorum o 1 bölü 2. Şimdi bizden bunu istiyor arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 F'ü U'nun integrali direkt nedir? F'udur. Yani F7 eksi F3'ü istiyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? F'ü U'nun integrali gayet kolaydı çünkü. O zaman ne olacak buradan yararlanarak? F7 arkadaşlar X gördüğümüz yere 6 yazmalıyız. 6 için de bunu kullanıyoruz. 6 bir daha 7. O zaman demek ki F7 7'ymiş. Sonra integral F3. F, F3 nedir? X gördüğüm yere 2 yazacağım. O zaman burayı kullanmalıyım. 2 eksi 1'den 1. Bir de önünde 1 bölü 2 var. Cevabımız 3 olmuş oldu bakın. Böyle güzel bir soru yine. Evet şimdi arkadaşlar ikinci integral belirli integral ikinci videoyu da burada durduruyorum. Artık üçüncü videoda soru çözeceğim. Kalan iki sayfadaki soruları çözeyim size karma örnekler olsun güzel örnekler var gerçekten. Şu ana kadar öğrettiğim bir yaklaşık 40-45 dakikalık yeri bir yine bir 20-25 dakikada veya yarım saatte tekrar ederim. Sonra artık integralde en önemli yerlerden bir taraf belirli integralden sonra belirli integrali kullanacağımız yer tabii ki ne? İntegralle alan hesabı. Onu da anlatacağım. Oralarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.